EBN Türk Televizyonu'ndan günaydın efendim. 7 Mayıs Cumartesi hafta sonu günlüğü programıyla birlikteyiz. Güzel bir İstanbul sabahından merhaba. Hafta sonu günlüğü programı başlıyor. Hafta sonu günlüğü programında bugünkü konuğumuz efendim Erkan Kadak, taş terapisti, uluslararası elmas uzmanı kendisi. Kendisine hem çok ilham veren bir değişim hikayesi var, hem onu konuşacağız, hem kişisel değişim ve gelişimi konuşacağız. Renklerin, sayıların, taşların hayatımızda ne kadar etkisi var konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sizleri gördüm, daha iyi oldum. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Evet, isterseniz önce bugün konuşacağımız çok konumuz var, konu başlıklarımız var. Ancak renklerin hayatımıza, bedenimize etkisi, taşların etkisi vesaire hepsini konuşacağız. Alışkanlıklarımızı değiştirebilir miyiz? Nasıl anlarız değişmemiz gerektiğini soracağız. Ama sizin çok ilham veren bir değişim hikayeniz var. Dilerseniz ondan başlayalım. Bilge Hanım, bir şey kaybettiğinizde onun kıymetini anlıyorsunuz. Bundan 10 sene kadar önce bir kapının içinden zor geçen bir adam tasavvur edin. Çok ağırsınız, çok yavaş hareket ediyorsunuz. Güncel hareketleriniz kısıtlı. Ayakkabınızı bağlayamıyorsunuz ama sizi rahatsız etmiyor. Tabii bu halle devam edince stabil bir hayatta zaten oturuyor. Ancak İlerleyen zamanlarda nefes almanız, hareket kabiliyetiniz düşüp de vücutta bir basınç olup da terleme de başlayınca, yani zorlanma, o basınç da artınca bir şeylerin farkına varıyorsunuz. Tabii bu ileri boyutta da bende kolon kanseri riski başlamıştı. Bir üniversitede yurt dışında danışmanlık yapıyordum. Açılacak bir fakülte vardı, elmas mühendisliği bölümünde. Orada çalışıyorduk Güney Afrika'da. Sahada olduğum için de bazı şeyler çok kolaydı. Yani bizdeki gibi bir tuvalet alışkanlığı Afrika'da yok. Herkes çok rahat ya da çok daha ilkel yollarla bu hallediliyordu. Şimdi biz acıyı yaşayan, acının da hakkını veren bir milletiz. Mesela türkülerimiz, ağıtlarımız, sözlerimiz, konuşmaya başlarken ah ah diye başlamamız. Bunlar, evet, biraz Türk insanı olarak biz bunu, acitasyonu seviyoruz herhalde. Prim de yapıyor. Mesela işte arabesk Türkiye'de değil mi? Yıllarca bir pazar buldu. Tabii bununla besleniyorsunuz. Ya işte bu kiloyla nasıl hareket ediyorsun? O bir beceriymiş gibi geliyor ama sağlığınızı kaybettiğiniz zaman, işte Afrika'da bir rahatsızlık oldu. Ateşli bir hastalık geçirdim. Ebola diye teşhis koymaya çalıştılar ama Ebola'yı biliyorum, Ebola değil. Sonra Türkiye'ye dönmeye karar verdim. Oradaki işlerimizi bıraktık. Havaalanında beni karantinaya aldılar. Yani termal kameralarda yanan bir adam geliyor dedi. Yani öyle tasavvur ettiler. Tabii hastaneye götürüldüm. Hastanede bir profesör hocamız sağ olsun ilgilendi. Evladım, ne kadar zamandır dışarı çıkmıyorsun dedi. Ben 4-5 gün falan, emin misin dedi. Şimdi Afrika'da otel odasında bir görüştüğüm telefon görüşmesi vardı. Yani işte tarih olarak onu belirlemiştim. 17 gün lavaboya çıkmamışım. Yani çok büyük bir şey bu. Endoskopi yapıldı, kolonoskopi yapıldı. Bir daire mütehassı arkadaşım var, Mehmet Bey, o da geldi. Hocam dedi, bak
net kelimelerle söylüyorum. İç açıcı değil, her şey hazırlıklı ol. O cümle çok ağır geliyor. Ve bir kanser başlangıcının orada size sinyali veriliyor ama kendinizi hazırlamanız lazım. Beraber çalıştığımız bir profesör arkadaşım vardı. Benim kızım hem kimyager hem de iyi bir eczacı, gelirsen sana yardımcı oluruz diyordu. Tabii bu sonuç iyi çıkmayınca, patolojiden de risk başlamış diye bir rapor gelince ben Uzak Doğu'ya gittim. Uzak Doğu'da bu profesör arkadaşımızın görev yaptığı tapınakta, misyonerdi aynı zamanda, kendisi üniversitede hocaydı ama tapınakta ben bir müddet yaşadım onlarla beraber. Bazı terkipler hazırladılar. İşte 136 kiloluk bir adam düşünün. 100, işte 34, 32, 128, 126 böyle kilo aşağı gidiyor ama siz zayıflamıyorsunuz. Sadece içinizde biriktirdiklerinizi atıyorsunuz. Orada da mesela bu kullanılan malzemelerle ilgili bana aynı zamanda bilgi de verdi çalıştığımız hanımefendi. Tabii o Türkiye'ye geri geldim. Ticaretle de uğraşıyordum o zaman. Tekrar geri gittim. Afrika'ya geri gittim. En son bir akademisyen arkadaşımın sayesinde Rusya'da bir St. Petersburg'da 5 günlük özel bir eğitim talep ettim emekli bir devlet memurunda. Oradaki aldığımız bilgilerle Afrika'da ve Uzak Doğu'da aldığımız bilgiler birbirleriyle birleşti aslında. Türkiye'de de vardı bu geleneksel bazı uygulamalar. Azeri bir hocadan bahsetti bana, Türk asıllı. Melek hocayla çalışman lazım. Senin bu anlattıkların çok yerde yok dedi. Ben de ona farklı yerlerde, işte Hintlilerle, Uzak Doğu'larla, Avrupalılarla çalıştım dedim. Melek hocayla görüş dedi. Melek hocayla görüştükten sonra Melek hoca bir cümle sarf etti. O cümleyi böyle cımbızdan aldım oradan. Afrika'da biz şifa dağıtanlar oradaki yere halkın aktarları aslında. Ama büyücü diye tabir ediliyor. Niye büyücü diyorlar? Bir illüzyon falan yaptıklarından değil. Kullandıkları bazı unsurlar var. Bitkileri çok iyi kullanıyorlar Bilge Hanım. Taşları kullanıyorlar. Renkleri ve sesleri kullanıyor. Mesela gece seronomileri yapılıyor. Orada davul kullanılıyor. Ama davulun farklı sesi çıkıyor. Onu mesela çok merak ettim. Bazısını ceylan derisinden yapmışlardı. Bazısını keçi derisinden, bazısını zürafadan, bazısını aslandan. Yani o bir frekanstı. Tabii bu frekansları kullandıkları zaman tüyleriniz diken diken oluyor. O farklılığı orada gördüm, seslerin özelliğini. Sonra bitkileri çok iyi kullanıyorlar. Hangi ağacın yaprağının, hangi meyvenin çekirdeğinin ya da sapının neye iyi geldiğini biliyorlar. Onlarla çalışma fırsatım oldu. Şöyle ki, bağlı bulunduğumuz kabilenin reisinin torunu rahatsızlandı. Az önce arkadaşınıza söyledim mesela, omuzunda problem var, işte diğer hanımefendinin ayağında ve ayak bileğinde problem olduğunu söyledim. Rusya'daki hocam şunu söyledi: kimsenin göremediklerini görebilmek biraz zordur. Dünyada 3 ya da 4 kişisiniz. Belki 5 ama 7 geçmez demişti. Bu bir belki bir farklılık yani yaratılış itibariyle. Nasıl işte çok güzel sesi olan insanlar yaratılışta ya da çok güzel yüzü, boyu güzel olan insanlar var. Bu da benim geçmişten beri hep böyle önemsemediğim belki bir özelliğimdi ama fark edildi bu. Orada 4-5 yaşlarında bir çocuk fenalaştı. Bu ölüyor dedim. Dediler karışma. Benim iki tane tercümanım vardı. Benim yabancı dilim çok iyi değil yurt dışında. Bir Fransızca bilen, bir de İngilizce bilen. Çocuk rahatsızlanıyor mu? Karışma dedi. Zulu kabilesi diye bir kabile var. Başa bela bir kabile. Ve bu kabilede de çok enteresan kurallar var. Katı kurallar var. İşte belli mesafelerde gidiyorsunuz. O bölge elmas alanı olduğu için biz onlardan müsaade alıp çalışmıştık. Çocuğun rahatsızlandığını ve orada müdahale edilmesi gerektiğini söyleyince, şimdi artık izin almanın ötesine gidiyor çok ağırlaşınca. Ben de çocuğun bir noktası var, oraya dokundum. Çocuk çıkarttı. Çıkartınca tabii böyle kıllı, yumurtadan işte biraz küçük bir böyle et parçası çıktı. Baygınlık geçirdi, hiç merak etmeyin dedim ama kafamı döndüm. Buralarda palalar var diyen adamlar böyle hazır oldu, kafamızı götürecekler. Acıma falan da yok. Tercümanlarımız kaçtı. Çocuk iyileşti. Kabilenin reisine ben durumu anlattım ama oranın aktarı, oranın büyücüsü bunlar rahatsız oldu adam. Tabii doğal olarak dedi ki yani benim yapamadığım sen nasıl yaptın? Ben de ona izah ettim. Sonra taşlar attı. Bir dostluğumuz oldu. Bana olağanüstü bir şey göstersen senden çalışayım dedi. Benim de aklıma şey geldi. Yağmur yağdırayım mı dedim. Böyle yere yattı, güldü. Bunu ben bir üniversite hastanesinde hocamıza da söyledim, doktor arkadaşımıza. Hocam biraz bu abartılı oldu dedi. Atıyorum değil mi dedim. Yok da dedi, biraz abartılı oldu dedim. Benim romatizmam var. Sızlam olduğu zaman yağmurun yağacağını istediğim. Yazın ortasında yağmur yağar mı? Yağdı 40 dakika sonra. Kemal Sunal filmi gibi. Kemal Sunal filmi gibi, bravo.
Tabii yağmur yağınca o da sende de işte bir şeyler vardı ama tabii ben işin açıklama kısmına geçmedim. Nasıl yaptın dediler. Ben sadece yağmurun yağacağını söyledim dedim ama gerisini şey yapmadık, pazarlık yapmadık dedik. Biz onunla da bir dostluğumuz oldu. Sonrasında hani böyle gizemli denilen bazı bilgiler var, kadim bilgiler var. O bilgileri bizimle paylaştı. Bunların içerisinde bitkilerin, insanların ruhlarını, düşüncelerini nasıl değiştirdiğini gördüm. Mesela işte birlikte çalıştığımız bir Güney Amerikalı bir arkadaşım vardı. O bana işte Uzak Doğu'dan da sonuç alıp Afrika'ya dönünce kendi bölgelerinde çok özel bir kahvenin olduğunu söyledi. O kahvenin içerisindeki bileşenlerin diğer kahvelerden farklı olduğunu söyledi. Mesela Bursa'daki bir kestane cinsi ya da şeftali cinsi, değil mi? Çilek cinsi diğer şehirlerimizden çok farklı. Ya da Malatya'daki aynı şekilde ya da Diyarbakır'ın karpuzu gibi düşünebiliriz. Buradaki bu kahvenin kullanmamı söyledi. Ben de merak ettim. Bir de Uzak Doğu'dan da birikim olunca hani şey diyorlar ya, yani evrene mesaj gönderirseniz her şey geliyor. Evet. Ya bir şeyin üzerine her odaklandığın şey zaman tabii da geliyor. Yani o çekim kuvvetini hissediyorsunuz. Olur dedim, araştırdım. Klorojenik asit ve polifenol diye iki tane madde buldum içerisinde. Bu maddeler insan vücudunda birikmiş olan birçok şeyi atıyor. Ne var mesela birikmiş olan? Ne biriktirirsiniz? Duygu biriktiriyorsunuz. Duygu biriktiriyor. Duygu birikiyor. Mesela içinize atıyorsunuz. Peki bu biriken duygu nerede depolanıyor? Mesela okuduğunuzu, duyduğunuzu burada depoluyorsunuz. Ama kaygılar nereye gidiyor? Midenize ve bağırsaklarınıza gidiyor. Depolandığı, düğümlendiği yer burası. Şimdi göğüs bölgemizde. Aynen öyle. Mesela şunu söylüyorsunuz. Şuna ama bir şey düğümlendi. Ağlayacağım, ağlayamıyorum diyorsunuz. Tiroidlerinizi etkiliyorsunuz. Ya kafamı duvara vurasım geliyor diyor. Bilgi çok çok yükleniyorsunuz. Mesela o kişilerde dikkat edin, teneffüs aralıkları yoktur çalışma ortamlarında. Hani yeni yeni mesela işte 8'de işbaşı yapanlar, 8.30'da işbaşı yapanlar, değil mi? 9'da 9.30'da çay molası veriyorlar, sigara molası ya da hava alma molası veriyorlar. Okullarda teneffüsler oluyor. Bunu yapmayan kişilerde böyle beyin darlığı denilen bir sistem oluyor. Böyle hakikaten şey almıyor, kapasitelerin üstünde olduğu için hafızaları almayabiliyor. Bunu orada gördüm. Sonrasında beyni boşaltmanın tekniğini öğrendim orada. Uzak Doğu'da da öğrendim. Şimdi biz duyduklarımızdan olumsuz etkileniyorsak o zaman duyduklarımızdan olumlu da etkilenebiliriz. Yani tabii. Zehirin ilacı panzehir yine kendisi, yani yeni zehir kullanıyorsunuz ama burada zehirin ilaç olması için dozajının iyi olması lazım. Evet. Burada mesela çok gürültü vardır. En çok gürültülü mesela müzik hangisidir? Orkestradır, değil mi? Belki 40 tane 50 tane orada enstrüman vardır. Bir yönetmen de onu ne yapar? Yönetir ama bir ahenk vardır. Oraya gittiğinizde işte operalar gibi ya da diğer konserlerde olduğu gibi o senfoni size şey verir, huzur verir. Eğer ahenk varsa, dozu iyi ayarlıyorsanız, çok olması önemli değil. Dozu ayarlıyorsanız, doz ayarlanması orada o zaman tedavi özelliği başlıyor. Mesela çok kuş sesi, çok su sesi, çok rüzgar sesi de insanı dinlendiriyor. Halbuki çok mesela gök gürültüsü insanı korkuttuğu gibi tam tersi oluyor. Biz biliyorsunuz doğuşta iki tane korkuyla dünyaya geliyoruz, biliyor musunuz onu? Birisi yüksekten düşme korkusu, yani yaratılışımızda var. İkincisi yüksek ses korkusu. Mesela yüksek sesle size bir şey söylendiği zaman onu unutmuyorsunuz. Askeri eğitimlerde o yüzden bağırıyorlar. Yani çok net bir şekilde yüksek bir sesle söylendiği zaman ezber kabiliyetiniz de artıyor. O zaman eğitimlerde yüksek sesi kullanabilir misiniz? Tabii mesela kullanmıyorsanız işte askeri eğitimlerde düdükler kullanılıyor, değil mi? O düdük sesi bir komuta dönüşüyor. Sonra telkinlere dönüşüyor ve hani zıpkın gibi bir asker oluyorsunuz. O bağırmalar, işte marşlar, askeri marşlar öğrenme kabiliyetini arttırıyor. Burada neyi kullandınız? Ama dikkat edin, o kişilerin hep çocukluklarında azarlanmışlıklar var. Anne baba bağırtısı var. Onun yerine artık ne başlıyor? Vatan görevi başlıyor. O bağırtıyla onu ne yapıyorsunuz? Tedavi edebiliyorsunuz. Bak yine zehrin ilacı ne oldu? Panzehir oldu ama evet, burada doz ayarladınız. Doz ayarlandı. Tabii. Orada mesela bazı hayvanların sesleri de çok rahatlattı. Onu da gördüm. Tabii bunların hepsini birleştirdiğimizde beyni yine sesle, gözle, yani renkle, tabii burunda kokuyla tedavi edebiliyorsunuz. Yani aromaterapi diyorlar ya. Bunu eczaneler de artık başladılar yapmaya. Sonrasında esas düğümün olduğu yer neresi? Şöyle düşüneceğiz. Bir soba var, borusu var ve bacası var. Tıkandı. Ne yapacaksınız? Boruları sökeceksiniz, bacayı temizleyeceksiniz. Tekrar eskisi gibi tabii. Ya da arabanın egzozu ya da mutfak lavabo gideri. İnsanın gideri, biz yiyoruz, içiyoruz ama gider tıkalıysa bunu da atmadığınız zaman burada birleşiyor. Çok enteresan bir şey var Bilge Hanım. İnsanın iyileşmesini sağlayan, insan vücudunun reset atmasını sağlayan
bağışıklık sistemi dediğimiz, iyileştirmek için kullandığımız hormonların %30'u beynimizde, yani kafatasımızdaki beyinimizden gerçekleşiyor. Ama %70'i karnımızdaki beynimizden, o yüzden ikinci beyin diyorlar. Doğal olarak %70 müthiş bir şey. Mesela eğer siz serotonin salgılayamıyorsanız, size ben dünyanın en iyi müjdesini versem sadece tebessüm edersiniz, iyiymiş dersiniz. Hı hı. Ama serotonin salgıladığınız, dopamin salgıladığınız havaları hoplarsınız. Çok daha farklı bir tepki veriyor. Tabii mesela futbol maçlarında bunu çok iyi yaşıyoruz. İnsanlar birbirlerine sarılıyorlar. Evet. O sevinç gösterilerini naralarla ne yapıyorlar? Birleştiriyorlar. Tabii burada bunu kullan, yani kullanım alanları bir yerden sonra kısıtlanıyor. Sonra bir bakıyorsunuz önünüze taşlar giriyor. Ben orada Afrikalıların çoğunda şunu gördüm. Bir taşın üstünde oturuyorlar. Hakikaten akşam güneşini böyle karşılarına aldıkları zaman Red Kid'in o filmlerinde var ya, silüetini alıyorsunuz. Orada oturuyorlar ve bir toplantı gibi böyle bir şey yapıyorlar. Cemiyet yapıyorlar. Çok merakımı çekti. Niye dedim, orada da taş var, oraya niye gitmiyorsunuz? Çok soru soruyorsun sen dedi. Tabii burada kullanılan taşlardan bir tanesi. Mesela kim bir tane taş var, lanetli bir taştı. Güney Afrika'da da gördüm ben, Cape Town'da gördüm. O taşın üstünde oturan hep oradan ayrılıyor. Hı hı. Mesela Türkiye'de bazı şehirlerin, bazı ilçelerin insanları o şehirde durmuyor. Mesela göçe gidiyorlar. İşte Avrupa'ya gidenlere baktığınızda bir ilçenin tamamen neredeyse nüfusun hepsinin oraya gittiğini görüyorsunuz. Oranın jeolojik yapısına baktığınızda bu taşlara benzer taşların olduğunu görüyorsunuz. Bakın dünyanın her tarafında suyun formülü nedir? H2O'dur değil mi? Hı hı. Yani H2O'dur, başka yok. Peki şifalı su diye bir su var mı Allah aşkına? Nasıl oluyor? H2O her yerde. H2O değişmiyor tabii. O değişmiyor ama şöyle bir şey var. Frekansı değişiyor suyun. Efendim suyun geçtiği yerlerden, taşlardan almış olduğu, yüklemiş olduğu mineraller suyun yapısını değiştiriyor. Hı-hı. Su yine H2O. Ama minerallerin vermiş olduğu özellik. Mesela Bursa'nın suyuyla Balıkesir'in suyu aynı değil. Malatya'nın suyuyla Elazığ'ın suyu aynı değil. Artvin'in suyuyla Rize'nin suyu aynı değil. Yani o jeolojik yapı ne yapıyor? Değiştiriyor. Peki bir baktığınız zaman Türkiye'de işte 20 küsür tane birinci ligde oynayan takımlar var. O şehirlere bakın, hep marka şehirlerdir. O bölgenin jeolojik yapısına bakın. İşte Gaziantep'in olsun, Malatya'nın olsun, Kayseri'nin olsun, Denizli'nin olsun. O bölgeye ait yöresel bir yiyecek vardır değil mi? İşte kayısısı evet. Var, karpuzu var, kavunu var, Adana'nın kez aynı şekilde. Peki Adana ile Mersin arası çok yakın. Malatya ile Elazığ arası çok yakın. Birisi çok yukarılarda olabilir, birisi çok aşağılarda olabiliyor. Sebep jeolojik yapının toprağa, topraktan bitkilere, bitkilerden hayvanlara, hayvanlardan da insanlara geçmesinden kaynaklanıyor. Ben bazı şehirleri görüyorum. Hani çok büyük şehir ama nüfus çok az. Niye? Herkes şehir dışına gitti diyor. Niye? Çalışmaya gitti. Halbuki orada çok müthiş iş imkanları var ama olmuyor, olamıyor. Çünkü beyin orada reset atamıyor kendisine. Bloke oluyorsunuz. Afrika'da mesela bazı binaların şeylerini, duvarlarını bu taşlarla yapıyorlar. O binalarda kimse oturmuyor. Türkiye'de çok var. Ben tabii müsaadeniz olursa bunu paylaşalım. Bize soruyorlar işte hangi taşı kullanalım? İşte burcumuza göre taş var mı? Evet evet, onları çok merak ediyoruz çok aslında. Çok var değil mi? Bu çok, çok moda oldu. Çok kolaycılık aslında. Taş var. Her yerde de satılıyor. Çok kolay da ulaşılabiliyor taşlara aslında. Hem gerçekten öyle bir şey var mı? Burçlara göre taş var mı? Taşlar hayatımızı ne kadar etkiliyor? Hayatımızda ne kadar etkisi oluyor? Fiziken, ruhen neler, nasıl etkiliyor? Bunların hepsini soracağız. Çünkü gerçekten taşları merak ediyoruz ama kısa bir reklam arasına gideceğiz efendim. Reklamlardan sonra önce sevimli dostlarımızın en güzel görüntüleri gelecek ekranlarımıza, sonra reklamlara gideceğiz. Reklamlardan sonra taşların hayatımıza etkisi nedir konuşacağız.
Hafta sonu günlüğü programı devam ediyor efendim. Uluslararası elmas uzmanı ve taş terapisti Erkan Kadak yanımızda, stüdyo konuğumuz. Taşlardan bahsedelim isterseniz. Hem taş terapisti diyoruz sizin için. Taş terapisi nedir? Taş terapisini öğrenelim. Bir de taşların hayatımızda etkisi nedir? Reklamdan önce sorduk. Her burç için farklı farklı taşlar olduğu söyleniyor. Bu taşlara çok kolay da ulaşıyoruz aslında. Bunların bir gerçekçiliği var mı? Pikniğe gittiğinizde zaman zaman baş ağrısı yaşar mısınız? Yaşarsınız. Yani evet sanırım. Gittiğiniz yerdeki jeolojik alan, yani bir manyetik alan oluşturur ve sizi etkiler. Ya da şöyle örnek verelim. Seyahat esnasında arabanızın radyosunu açtınız, bir parazit oldu. Mutlaka bir bakır ya da diğer madenlerin arasından geçerken radyo bundan etkilenir. İnsan etkilenmiyor mu? Topraktan yaratıldık. Bazı metaller var üstümüzde. Doğal olarak taşlar bizi ne yapıyor? Etkiliyor. Peki biz en iyi bu birikmiş olan üzerimizdeki olumsuzlukları neyle atıyorduk, hatırlıyor musunuz? Camilerde eskiden kullanırken, abdest alırken ne kullanıyordu? Ahşap terli kullanıyordu. Ne diyorlar? Takunya mı diyorlardı? Takunya iyi bir negatif enerji transferi, topraklaması yapan bir unsur. Japonlar kullanıyor mesela. Hala kullanıyorlar. Evet. Fakat bizde farklı şeylerden dolayı biliyorsunuz bu alışkanlık gitti. Artık modern terlikler çıktı. İşte onları kullanıyoruz ama bunların hepsi ne yapıyor? Elektrik topluyor. Bazı kanallarda mesela çok duyuyorduk bir dönem. Halı sahalarda futbol oynayanların kalp kriziyle öldüğünü, değil mi? Zaman zaman gördük, yaşadık, hala da devam ediyor. Sonrasında bir formül buldular. Halı sahadaki o zeminin üzerine toprak serptiler ve o topraklamayı bu şekilde ayakkabıdan, işte halı sahadaki o plastik malzemeye bu transferi ne yaptılar? Durdurdular. Yani müthiş bir elektrik yüklüyorsunuz. Peki bu elektriği nasıl deşarj edersiniz? Bir, işte suyla, değil mi? Topraklama yaparsınız. İkincisi, taşa oturursunuz efendim. Bizde taşa oturma zaten var. Nerede var? Hamamlarda var mesela. Evet, tamam. Göbek taşına gidersiniz, oturursunuz. Ama enteresan bir şey vardı. Ben mesela üniversitede ya da seminer verdiğim zaman eğitimlerde soruyorum akademisyen arkadaşlarıma. Ortada bir göbek taşı var. Üste bir, tam üstünde, tam ortasında bir kubbe var. Küçük orada camlar var. Diyorum ki bu camlar niye var? Diyorlar ki ışık gelsin diye. Ya tamam, genelini cam yaparsınız, tamamını cam yaparsınız. Niye küçük küçük var? Şimdi siz göbek taşına yattığınız zaman, hani çakralarımızı söylüyoruz ya, 7 tane çakramız var. Oraya yattığınız zaman, orası ıslandığı zaman üzerinizdeki elektriği ne yapıyorsunuz? Dışarı atıyorsunuz. Peki dışarı attığınız zaman ne oluyor? Rahatlıyorsunuz. Eskiden güreşçiler hala yapıyorlar. Eğer müsabaka öncesi atamadıkları kilo varsa mutlaka hamama gidiyorlar. Bakın 3 saatte 2 ya da 3 kilodan olabiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Peki bizde artık hamam kültürü kaldı mı? Evlerimiz zaten hamamlardan lüks oldu. O zaman ne yapmamız lazım? O zaman kişinin durumuna göre. Şimdi bir tane Türkiye'de yanlış kullanılan bir uygulama var. Çok üzülüyorum. Burçlara göre taş söylüyorlar. Evet, burçlara göre taşlar var. Benim burcum, işte bu bana hangi taşı söylersiniz? Ben de diyorum ki sizin burcunuz? Koç. Koç burcu. Aslen nerelisiniz? Yalova. Yalova'da Koç burcu olan Bilge Hanım'la, Trabzon'da Koç burcu olan ya da Kuşadası'nda Koç burcu olan bir delikanlı aynı olabilir mi Allah aşkına? Evlenmiş, ayrılmış bir hanımefendiyle, torunu olan bir hanımefendiyle, henüz liseye giden bir hanımefendi Koç burcu aynı olabilir mi? Böyle bir şey mümkün olabilir mi? Yani herkese aynı. Elbette ki tabii, yani her bölgenin şimdi orada yetişen mahsulü farklıyken oradaki insanı, mesela Trabzonlular farklı, Oflular farklı. Yani ilçe bile değiştirebiliyor. Karakter değişiyor o jeolojik yapıdan. Bundan dolayı ben asla, bakın, burçları burada bertaraf etmek adına söylemiyorum. Önemli bir unsur. Ancak burada tabii esas unsur şu. Kişi buna niye ihtiyaç duyuyor? Ben sabah erken kalkamıyorum. Tamam, nokta, onu not alıyoruz. Uyandığımda yorgun oluyorum. Onu da not aldık. Peki uyandınız, dinç değilsin, dinamik değilsin, işe gitmek istemiyorum. Ya bunun çok net bir açıklaması var. İşini sevmiyorsun. Yani bunun için bir şey kullanman gerekmiyor. İşini seveceksin ya da sevdiğin bir iş yapacaksın. Ama gitmek zorundaysan oradaki kişileri sevmek zorundasın. Bir şekilde bunu ikna edeceksin. Bu bir. Ama ben bunu yapamıyorum, bununla ilgili kendimi konsantre etmem lazım, dik durmam lazım, bu işe ihtiyacım var, en kötü iş işsizlikten iyidir. Eyvallah, orada duruyorsan direncini ve oradaki mevcut yapını güçlendirmek adına sana bir şey verilebilir. Biz orada onu alıyoruz, o bilgileri. O kişinin tabii
sahip olduğu bu olumsuzluklar ve olumluluklar vücuttaki metal, topraktan yaratıldığı için vücuttaki metalleri ne yapıyor? Olumsuz etkiliyor. Birçok insan bakır kullanıyordu eskiden, hatırlayın. Bilezikler vardı da hasta olan insanlar hala var mesela. Ama bu bilezikleri biz doğru bulmuyoruz. Mesela küpe takıyorsunuz değil mi? Küpe takılıyor, hızma da takılıyor. Ben bunların mesela hepsini çok önemsiyorum. Çünkü akupunktur noktalarına siz vuruş yapıyorsunuz. Ve kişinin bazı duygularını uyandırıyorsunuz. Çok iyi bir şey burada. Hani yapmak da gerekiyor. Ancak mesela hanımefendilerin sakız çiğnemesi çene yapılarına uygun, onların fizyolojilerine uygunken beyefendilerin çene yapılarına sakız çiğnemeleri uygun değil. Ancak kulak ameliyatı olmuşsa çene hareketini yaparak buradaki sıvıların artışını ya da kulak hareketiyle egzersiz yapması gerekiyorsa onun da sakız çiğnemesi gerekiyor. Ya da bal, işte çok faydalı, çok şifalı bir yiyeceğiniz ama şeker hastasısanız siz bal kullanamazsınız, pekmez kullanamazsınız. Bunu çok iyi ayırt etmek lazım. Şimdi Türkiye'de Sevgililer Günü oluyor. Erkeğin tek süsü Türkiye'de tesbih. İşte saat başladı. Evet. Ben ilk mesela bileklik yaptığım zaman birçok iş adamı karşı çıkıyordu ama bak o bölgede bizim buna ihtiyacımız var. Çünkü sağ elimiz bizim şarj elimiz, sol elimiz de deşarj elimiz. Yani bunu çok iyi bilmek lazım. Mesela her parmağa yüzük takılmaz. Her ele takılmaz. Saat mesela solda olur mu yoksa sağda mı olması lazım? Saat sağda olması lazım. Çünkü sizin ne yapmanız lazım? Bu bileğinizi kalp tarafı olduğu için korumanı serbest bırakmanız lazım. Buraya başka bir şey olması lazım. Tabii her saat olur mu? Marka işte... Biz güzelliğine göre bakıyoruz saate. Markasına bakıyoruz, rengine bakıyoruz. İyi de ama oradaki metal sizi ne yapıyor? Nasıl etkiliyor acaba? Nasıl etkiliyor? Bizi? Şimdi orada bir kinetik enerji var, hareket ediyor. Bir de manyetik enerji var orada. Taktığımız takılar bile bu kadar önemli mi yani? Çok önemli. Evet, mesela altın takmak farklı bir şey, gümüş takmak. Tabii erkeklerin mesela parmaklarında böyle et parçacıklar oluyor. Gümüş kullanması lazım. Gümüş orada dengeleme yapıyor. Şimdi Sevgililer Günü de çok oluyor biliyorsunuz. Mesela hanımefendiler ne yapıyorlar? Erkek arkadaşlarına, nişanlarına, eşlerine tespih oluyorlar. Türkiye'de fiyatı çok uygun olduğu için, çok da üretildiği için kaplan gözü tespihler çok revaçta. Bu taşı çok önemsiyorum ben. Türkiye'nin en tehlikeli taşı bana göre. Bu ayrılık taşıdır. Eşleri ayırır. Eyvah. Ortakları ayırır. Dünyanızı değiştirir. Ama bazı insanlardan bu taş ilaç gibidir. Fakat bunun bir sayısı var, yaşa göre hesaplanıyor, doğum tarihine göre ebced hesabı yapılıyor. Kullandıktan sonra bu taşın bazen 2 haftada bir, bazen 3 haftada bir, bazen ayda bir, bazen de günde bir tanesini çıkartıp atmak gerekiyor. Çünkü doluyor, doldukça siz onu o atmak zorunda. O artık enerji yüklenmiş mi oluyor? Onu toprağa gömeceksiniz. Bunu mesela biz tekrar deşarj edilip kullanılmasını da uygun görmüyoruz. Peki baş ağrısı oluyor zaman zaman. Türkiye'de mesela en çok şeyden sıkıntılardan bir tanesi antibiyotik kullanmak ve ağrı kesici kullanmak. Peki kullandığınız baş ağrısı eğer ciddi boyuttaysa bak kaplan gözüyle onu iyileştirebiliyorsunuz. Ama bunu alışkanlık haline getirirseniz bundan bu sefer kopamıyorsunuz. Ama ayırıcı bir taş, aşırı bir özgüven veriyor. Yani çok iyi bilmesi lazım ama vücutta bunu nereye takacaksınız? Şimdi eskiden halhal kullanırlar değil mi? Hanımefendi ayaklarına taş bağlarlar işte. Zinet bağlarlardı. Evet. Niye ayaklarına takıyorlardı? Yani süs için takmıyor. Süs için. Ya değil süs için değil yani o mesela bir şey tedavi şekliydi. Kişinin kendisini topraklama yapamadığı zaman kullandığı unsurlar o kişiye ne yapıyordu? Katkı sağlıyordu. Şimdi size bir şey soracağım. Afrika'da çok net bir şey gördüm. Dedim ki ya burada vahşi bir hayat var. Evet. Güçlü olan güçsüz olanı yiyor. Ya burada siz zencisiniz, sizi niye yiyebiliyorlar bunlar? Siz onu, işte bir kaplan kadar koşamaz, çita kadar koşamazsınız yani. Ve ayağınız yanına yak yani şey kalırsınız, pasif kalırsınız. Cevap veremediler. Yani oradaki bütün vahşi hayvanlar aç da kalsalar yerli halka dokunamıyor. Ya da büyük piton yılanları var. Mesela arkadaşlarınız ben göndermiştim onu şey yaparlarsa. Yılanlara sarılıyorsunuz orada. Yılan size bir şey yapamıyor ama siz bir şey yaparsanız yılan size sarılıyor. Yani aylarca onun üzerine şey yaptım, çalıştım. Çok enteresan bir şey buldum. Hayvanlar termal görüyorlar Bilge Hanım. Yani ısıya duyarlılar. Bir ışık görüyorlar, bir ısı görüyorlar. Ve o kulağıyla, işte üzerindeki postundaki tüyleriyle, yılanlar pullarıyla bir odaklanma yapıyor. Bazı hayvanlar da kuyruklarıyla bunu sağlıyorlar. Çok enteresan. Ölmüş hayvan kemikleri kullanıyor bu yerliler. Dikkat edin yengeç dişleri vardır hep. Evet görüyoruz bazen ayaklarında kemikler. Vardır. Bak hayvanın termal görüsünü ve iştahını durduruyor. Çok güzel bir yemek kokusu sizi yemeğe teşvik etmez mi? Ya da çok kötü bir koku sizi iştahınızı kaçırıp
Değil mi? Bu konuda sizi durdurmaz mı? Durdurur. Burada da ölmüş hayvan kemikleri belli bir işlemden geçiyor. O geçirdikleri işlemden sonra bunların hepsini oradaki şifacılar yapıyor. İşte çok olağanüstü bir şey ortaya çıkınca da adını büyücü koyuyorlar. Ama büyücü değil bu insanlar. Onlar bunları biliyorlar. Kadim bilgiler. Ve bu geleneklerini hiç bozmamışlar. Mesela doğum yapmak çok zor. Orada çok kolay. Yani bu kadar çok kolay doğum yapılıyorsa o zaman çok da çocuk yapıyorsunuz. Çok zor bir şey değil. Ama modern ülkelerde, özellikle modern tıp olduğu yerlerde işte sezeryen yapılıyor biliyorsunuz. O kolay doğuma kaçmak için bir formül bulundu. Ama bunun da anne sağlığı için, çocuk sağlığı için, özellikle süt konusunda olumsuz etkileri görüldüğü için bu da durduruldu. O zaman normal doğum çok zor, çok sancılı ve insanlar korkuyorlar. Afrika'da bu korku yok. Çünkü orada bir şey yapılıyor ve hanımefendiler orada çok kolay doğum yapıyorlar. Peki bu taşlardan bahsediyoruz ama dediğiniz gibi her kişiye göre aynı olmaz. Burçlara göre taşlar var diyoruz. Ama bu taşlardan da yararlanmak istiyoruz. Peki kendimize göre olan doğru taşı nasıl bulacağız? En doğru taş hamamlardaki göbek taşı. Bakın birisi vefat ettikten sonra eğer düz yatırılmazsa, üstüne bıçak konulmazsa, şişiyor çünkü biliyorsunuz. Eklemler ne yapıyor? Kilitleniyor. Onu tek açan yer gasilhanedeki mermerler. Mermerin böyle bir çözücü özelliği var. Bu bir. İkincisi meyveleri ve sebzeleri yıkadığınız zaman mermerin üzerinde 30 saniye koyun. Oradaki olumsuz bakterilerin hepsini alıyor. Böyle bir temizleme özelliği var. Ya da umre yapanlar bilirler. Kabe-i Şerif'in olduğu yerde mermer vardır. 60-70 derece sıcaklıkta. O mermerler buz gibidir. Ben alttan soğutuyorlar zannettim. Değil. Grek mermeri kullanıyorlar. O mermer güneşi görünce soğuyor. Ters tepki veriyor. Yani artıya negatif, negatif artı veriyor. Çok soğuklarda da sıpsıcak oluyor. Bu bakımdan mermer çok önemli. Mermeri mutlaka kullanmalarını tavsiye ediyorum. Ya da Osmanlı... Evet, evimizde bir yerlerde mutlaka mermer kullanmamız tezgahlarımızda var. Yani o tezgah elimizi değdirmemiz lazım. Eskiden evet tezgahlarımız hep mermerdi ama şimdi değişti, farklı materyaller çıktığı için. Granitler geldi. Mesela granitte ben kanserojen etkilerinin olduğunu düşünüyorum. Bu konuda da Hintlilerle çalışmıştım bir dönem. İddia ettim olabilir dediler. Çünkü granitin yapısına baktığınızda daha koyu, daha yanmış bir taş var orada. O konuda mesela şüphem var ama şimdi ahşaba döndüler. Evet. Mermeri bıraktılar. Mermeri bence bırakmamaları lazım. Çünkü çok evet, ciddi bir... Evet, yine evimizde mermer kullanmamız yani gerekiyor. Bir de şey en azından kesme tahtaları falan alabiliriz. Nasıl? Belki. En azından belki kesme tahtalarının yerine mermer koyuyoruz. Alabiliriz. Ya çiçeğin altına koyuyoruz. Mesela evet. Onu eskiden hatırlıyor musunuz? Çok hasta olan birisine mermeri ısıtırlar, karınlarına koyarlardı. Evet. Bu mesela vardı bizde iyileştirme tekniği olarak vardı. Bunları kullanmıyoruz. Tabii her bölgenin mermeri mi? Hayır, Marmara bölgesinin mermerinin yapısal özelliği farklı, Afyon'unki farklı. İşte Fethiye'de çıkan çok özel bir şey var, mermer var. Bloklar halinde ben gördüm orayı. Bunların tabii şeyini de bilmek lazım. Mezar taşına dönmesin. Yani sizi iyileştiren bir şey olsun. Bu konuda da bilen insanlarla çalışmaları lazım. Ben bir ipucu vereyim size. Gittikleri yerde izleyicileriniz baksınlar o bölgenin insanı ne kadar aktif ticaretle de sosyal etkinliklerde de ne kadar aktifse o bölgenin taşı o kadar iyidir. Mesela Bodrum'a giren Bodrum'da aşık olur. Hiçbir şey olmasa bile Bodrum'a aşık olur. Ben 7 defa girdim, 8 defa geri döndüm yani. Kaldım hoca ilk gittiğim zaman. Bodrum'a aşık oluyor. Çünkü oranın jeolojik yapısı insanları çekiyor. İstanbul oraya gidiyor mesela. Evet. Turizm sezonunda. Buna bakmak lazım ama mesela çok daha güzel yerler var. İsmini vermeyelim. Oralar olağanüstü doğa harikası yerler ama rağbet görmüyor, Bodrum görüyor, Marmaris görüyor, Fethiye oraların görüyor. Oraların enerjisi demek ki değil mi? Jeolojik yapısı, mesela uygarlıkları da bakın. İşte Fethiye'de Likya uygarlığı vardı, Kaş'ta, Fethiye'de. Buranın o jeolojik yapısı ya da Efes'teki şeyi hatırlayın, o antik şehri hatırlayın. Tamamı mermer. Bu bölgenin yapısı orada cezbedici insanları toplayıcı özelliğe sahip. Bundan dolayı da jeolojik yapısının insanlara katkısını oranın nüfusuna, ticaretine ve aktivitesine baksınlar. Ona göre değerlendirsinler. Baktılar iyi bir yer mi? Ben mesela hep söylerim. Kayseri'ye gidin. Kayseri'de ne varsa alın. Adana'ya gidin ne varsa alın. Malatya'ya gidin ne varsa oraları, alın. Oraların jeolojik özellikleri tabii, insanları etkiliyor ve oradaki materyalleri de Malatya'nın Kayseri dünyada yok mesela. Değil mi? Trabzon'un hurması hiçbir yerde yok. Ya da Diyarbakır'ın karpuzu hiçbir yerde yok. Yani o bölgenin jeolojik yapısı burada çok önemli. Özellikle mesela Urfa'yla Diyarbakır arasında bir bölge var. Ben çok net bir şekilde söylüyorum. Göktaşı yağmış oraya. Her yer diken gibi taş dolu. Bak o taşların enerjisini gitsin kullansınlar. Yani oradan bir parça alsınlar. Mutlaka Urfa'yla Diyarbakır arasında o bölgenin de çok özelliği var. İşte Urfa'nın cazibesi, Gaziantep'in cazibesi hiç bitmiyor.
İşte Eskişehir'in lüle taşı var mesela. Oltu'nun da oltu taşı var Erzurum'un. Ama dikkat edin mesela Erzurum'da ticaret yok. Oltu taşı mütekabit taşıdır. Yani emekli taşıdır. Alırsınız böyle caminin dibinde oturursunuz. Bak onu eskiden terapide kullanırlarmış. Patolojik rahatsızlıkları olanları sakinleştirmede kullanırlar. Oltu taşının böyle bir iyileştirme yeteneği var. Ben Oltu'ya gittiğimde söyledim. Biz bunu bir duyurabilsek çok satarız. Çünkü antidepresan kullanan insanların artık antidepresan kullanmasına gerek kalmayabilir. Sakinleştiriyor. Ya da çok obsesif kişilerin bu yönlerini daha değerlerini normale getirebilir. Bunu bilmiyoruz. İşte Kars'ta mesela çok güzel taşlar var. Bunları bilmiyoruz. Ya da Malatya'da yine bir tane taş var. Kalem madeni diye bir maden var. Borcam'da kullanılan ısının cama zarar vermediği o madde Malatya'da çıkıyor mesela. Kimse bilmiyor bunu. Bu bölgelerde dikkat etsinler tekrar. Yani 21 tane takım var. O 21 tane birincilikte olan takımların mücadelesi oradaki insanları, futbolcuların da mücadele yapısına ne yapıyor? Doping etkisi yapıyor. Bunlara da dikkat etmelerini tavsiye ediyorum. O zaman gittiğimiz yerlerde bundan sonra taşların özelliklerini araştırıp bakacağız. Ona ya göre şehire alacağız. Bakın. Eğer iyiyse şehir, yani kalkınmış bir şehirse oranın mutlaka bir şeyleri çok önemli. Baharatı mesela iyidir. İşte şeyin çemeni çok güzel mesela Kayseri'de mi? Sucukta, pastırmada kullanıyor. Mutlaka onları değerlendirmekte fayda var. Aynen. Bir diğer bir konu da özellikle mesela Tibet'te ben onu gördüm, Çin'de. Dünyanın radyasyondan etkilenmeyen nadir yerlerden bir tanesi. Bu taşlar da Tibet'ten gelen taşlar da hakikaten çok farklı. Çünkü dünyanın radyasyondan etkilenmiyorlar. Çok özel bir bölge, elektronik cihazların çekmediği, cep telefonlarının çekmediği alanlar var. Korkunç bir tarım şeyi var orada, kültürü var. O bölgeden gelen yeşil çayı da kullanabilirler. Diğer bitkileri de kullanabilirler. Bazı mesela insanlardan duyuyorum ya Çin'den gelmiş ne fayda olacak diye. Ben de diyorum ki bak orada haşereleri yiyor bu insanlar ama ölmüyorlar. Kullandıkları baharatlar da onu ne yapıyor onları? Burada bu anlamda da dengelemiş oluyor. Ona da dikkat etmek lazım. Ne kadar aslında vücudumuz her şeyden taştan sudan vesaire her şeyden ne kadar çok etkileniyoruz? Herkes etkilenmiyor. Mesela ben size karabiberi söylerim. Siz karabiberi sevmeyebilirsiniz. Alerji yapıyor dersiniz değil mi? İşte pul biberi söyleyebiliriz. İsotu söyleyebiliriz. Yeni baharı söyleyebiliriz. Çemeni söyleyebiliriz. Herkese yaramıyor aslında. Test ediyorsunuz. Test ettikten sonra ne yapıyorsunuz? Ben bunu alayım diyorsunuz. Birçok insanın mesela kısırı ya da çiğ köfteyi sevmesinin sebebi vücudunun baharata olan ihtiyacı dengelemek açısından söylüyorum. Çünkü uzak doğuda haşere yedikleri için onu baharatlarla özellikle Hintlilerde de ben bunu çok gördüm. Baharatlarla dengeliyorlar. Yani kendilerini öldürmekten koruyorlar. Aslında ne yapıyorlar? Zehrin yanına panzehri koymuş oluyorlar. Evet. Burada da birçok kişide mesela aşerme oluyor. Aşerme olduğu zaman ben diyorum ki siz ne olursunuz bu içeriden gelen isteği durdurmayın. Çünkü vücudunuzun bir şeye ihtiyacı var. Özellikle anne adaylarında bu biliyorsunuz hani aşerme çok oluyor. İçeride bir bebek oluşacak. Oluşacak olan bebeğin meydana gelmesi için, uzuvların ortaya çıkması için beyine bir şey gönderiyor. Ekşi diyor, yeşil diyor, tatlı diyor, mayhoş diyor. Evet. Aslında kivi ya da eriği tarif ediyor. Yani kışın ortasında karpuz istiyor. Onu mutlaka almanız lazım ki vücut ne yapsın? İçerideki o inşaatı tamamlasın. O eksiği tamamlasın. Tabii olmadığı zaman çocuğum işte bir şey eksik oluyor diyorlar. Doğru mu? Olabilir. Ya da annede mesela birçok şeyi yüklediğiniz zaman işte peynire karşı sonrasında şey yapıyor, rahatsızlık duyuyor. Kokuya karşı rahatsızlık duyabiliyor. Bu kişiye göre değişiyor. Sigara içerken de mesela bazıları bazı markalar içiyor, bazıları bazı markalar içmiyor. Bakarsanız hepsi tütün. Burada damak zevki dediğimiz bir dengeleme var. Beyin burada bu dengelemeyi sağlıyor. Her baharat herkese olmuyor. Mutlaka bir farklılık olabiliyor. Her taş da herkese olmuyor ama unisex dedikleri yani kadınlı erkekli yani büyük küçük herkesin çok rahat kullanabileceği tek taş söylüyorum. Hamam kültürü ve mermer. Mermeri oraya temas ettiğiniz zaman suyla da temas ettiğinizde birkaç saat orada da kaldığınızda doğal olarak ne yapıyorsunuz? Üzerinizdeki elektriği bütün atmış oluyorsunuz. Elektriği. Ya da toprak ya da deniz. Evet onları ara ara yapmamız lazım. İstanbul'da hayatın karmaşasından bazen unutuyoruz tabii bunları ama birazcık bedenimizi de toksinlerden arındırmamız gerekiyor. Bunu anlayamıyoruz herhalde değil mi? Biz çok böyle... Ya iç sesi dinlemek lazım. Şöyle gecenin bir vakti mesela oturdunuz şöyle hafif kokoreç mi yesek falan diyorsunuz ya bak vücudun ihtiyacı var. Aslında kokoreçe ihtiyaç yok. Belki kokoreçin üzerindeki kekiğe ihtiyacınız var. Belki ekmeğe ihtiyaç bilmiyorsunuz ya da onun yanında içeceğiniz ayrana ihtiyacınız var. Orada size sinyal veriyor. Onu hiçbir zaman ertelemeyin. Ama abartmayın. Abartmayalım. Tabii abartmayacağız. Orada bir dengeleme olması lazım. O yüzden
Bunları eğer iyi hesaplarsak canınızın çektiği her şey aslında sizin ihtiyacınız olan bir şey. Peki almazsanız ne olur? Asabileşirsiniz, sonra daha fazlasını alıyorsunuz. Daha sonra evet, dediğiniz gibi daha sonra diyetlerde de hep aynı şey oluyor ya, diyet yapılıyor. Ondan sonra yasaklamalardan sonra bittikten sonra tekrar çok fazla. Şimdi diyetisyenlerimiz çok iyi. Eskiden mesela çok daha farklıydı. Yasak vermiyorlar ama belli oranlarda yemeği söylüyorlar. Şimdi burada tetikleyen unsur bağırsaklardaki kandida mantarı. Bağırsaklarda yediğimiz yiyeceklerin oluşturduğu kabuklar zamanla kalınlaşınca, işte çaydanlığın dibindeki örneği verdik ya, kireçlenmeyi. Burası kalınlaşınca bağırsak akış alanı 3 santimde sabitleniyor. Ama bağırsak kamyon tekeri gibi genişleyebiliyor. Burada buranın varlığını devam ettirmek adına ortaya çıkan kandida mantarı sizin vakitli vakitsiz, orantılı orantısız yemenizi teşvik ediyor. Tabii burada da vagus sinir sistemi var. Onu arkadaşlarımız gönderdiğim fotoğraflardan bulurlarsa iyi olur. Beyin ve bağırsağın buradaki bütün organları birbirine bağlayan bir sistemi var. Vagus sinir sistemi. Bağırsaktaki kandida mantarının ele geçirdiği bir organımız var. Dilimiz. Hı hı. Yaparız ya böyle. Bir şey olur. Direkt burada bunu aktif hale getirdiğiniz zaman onu mutlaka yemek zorundasınız. Yemediğiniz zaman size ızdırap çektirir. Az önce söylediğim gibi sonrasında daha fazlasını, daha intikam alırcasına size yedirir. Peki bunu yaptığınız zaman ne oluyor? Oradaki mevcut varlığını devam ettiriyor. Ama bir bataklık düşünün. Orada zemin her zaman ıslak. Orada değil mi? Sivrisinekler, diğer haşereler olabiliyor. Bağırsakta da insan vücudunda kıl kurdu, parazit, denya, solucan, şerit tarzında varlıklar ortaya çıkabiliyor. Türkiye'de eskiden Alaturka tuvalet vardı. Şimdi alafranga tuvalete geçtik. Biraz daha kullanımı pratik oldu ama sizden önce kullanan birisinde eğer böyle bir rahatsızlık varsa bununla şey yapmamanız, etkilenmemiz mümkün değil. O yüzden yılda bir defa mutlaka bağırsakların temizlenmesi lazım. Bunu kavunla, kirazla, kayısıyla, mürdümeriyle, çilekle, dutla ya da incirle yapabiliyorsunuz. Ama yeşil kahvenin içerisinde klorojenik asit ve polifenol diye madde var dedim ya az önce. Bu maddelerde burada birikmiş olan gaytayı çözüyor. Onu çözdükten sonra da bağırsaktaki bu çözülenleri vücut bir an önce dışarı atmak istiyor. Nasıl atıyor? Vücutta fazla olan suyumuz var bizim. Adı ne? Ödem. Bunu alıyor. Ödemi biz mesela nasıl kullanıyoruz? Bağırsakta ihtiyaç varsa, bağırsakta böbrekte ihtiyaç varsa vücut böbreğe gönderiyor. Ama Allah korusun bir kaybınız oldu, çok ağlıyorsunuz, gözyaşına ihtiyacınız var. Vücut o ödemden o, yani fazla su, yedeklik suyu orada kullanıyor ya da gribal bir enfeksiyon yaşıyorsunuz. Burnunuz akıyor ya da çok terliyorsunuz, terde kullanıyor. Bir yedekte suyumuz var. Ancak bunu kullandıktan sonra oradaki o çözülenler bağırsağı harekete geçiriyor. Şimdi bağırsak dolu olunca çalışmaz. Olsa zaten karnı şişmiş olan bir sürü insan sürekli lavabo ihtiyacı duyuyor. Ama gitmiyorlar 10 gün, 5 gün, 7 gün, 20 gün gitmeyenleri duydum. Çok enteresan bir şey. Ben bile 17 günde, 15 günde bir işte ihtiyaç gidermek zorunda kalıyordum. Çünkü sistem çalışmıyor. Bir de oturuş şeklimiz, mesela postürümüz alafranga tuvaletlerde çok istenilen, yani fizyoterapistlerin ve travmatoloji uzmanlarının istediği şekilde. Yani postür orada bozuluyor. Bir vücut şekli olması lazım tam boşaltımın olması için. O olmayınca da içeride posa kalıyor. Doğal olarak da her gün birike zaman içerisinde tabii insanlar şişkinliklerini şişmanlıklara bağlıyor. Aslında şişman değiller. Onlar şişmiş insanlar. Tabii burası çözülüp atılınca orada kılcal sinir uçları var. Virüs dediğimiz yüz binlerce sinir ucu. Bir futbol sahası düşün, üstünde kar yağdığı zaman bir risk oluyor mu? Oluyor. Peki yağan karla oluşan o riski siz daha çok kar yağdığı zaman daha çok yaşıyor musunuz? Evet yaşıyoruz. Peki don olursa o çimler yanıyor. Burada da birikmiş olan gayta bağırsakta ne yapıyor? Virüslerin emilim yapmasını durduruyor. Yani yediklerinizden artık istifade edemiyorsunuz ve istifade edemediğiniz gibi emilim de sağlanmayınca da hormon salgılayamıyorsunuz. Bu sefer ne yapıyorsun? Mutlu olmak için işte serotonin salgılanması için antidepresan alıyorsunuz. Dopamin için başka bir ilaç alıyorsunuz. Diğer, yani ilaca bağımlıya dönüyorsunuz ve sentetik oluyor. Doğal yollardan yapmamış oluyoruz. Tabii çok enteresan bir şey söyleyeceğim. Yazın bizim mesela kanımız artıyor. Kan arttığı zaman ne yapıyor mesela vücut? Kalp pompalıyor. Eğer kalp kası güçlüyse bunu nereye gönderiyor? Beyne gönderiyor. Bakın şurada iki tane switch var. Çok kan olunca yazın bizim burnumuz kanar. Ve beyine gidecek olan, kılcal damarlara gidecek olan basıncı durdursunuz. Yüksek tansiyonun adı kan basıncı değil mi? Peki şimdi eskisi gibi bizim burnumuz kanıyor mu? Hayır, kanamıyor. Niye? Şimdi aspirin ilaç, yani çok güzel bir ilaç mesela aspirin, iyi kullanılırsa. Aspirin ham maddesi söğüt ağacı ama küresel ısınma var. Küresel ısınmadan dolayı söğüt ağacının eskisi gibi artık neyi olmuyor? Yani dere kenarlarında
bu araçtan istifade edecek imkan sayısı çok azaldı. O zaman ne oldu? Aspirini sentetik malzemelerle laboratuvarda üretmeye başladı. Evet, insanlar da bu ilaçları kullanınca mutasyona, değişime uğruyorlar. Ve burun kanaması da diğer vücut faaliyetleri de bu ilaçların etkisinden ne olur? Yan tesir dediğimiz yan etkileri sıkıntıları ortaya yaşamış çıkmış oluyor. Hep dediğimiz gibi yine hep doğal olan neyse onları tercih etmemiz gerekiyor. Doğru çok söylüyorum. Teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Çok keyifli bir sohbet oldu. Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Reklam arasına gidiyoruz efendim. Reklamlardan sonra hafta sonu günlüğü devam edecek. Mayıs Cumartesi hafta sonu günlüğü programı devam ediyor efendim. Aşıkların vazgeçilmez adreslerinden biri olan Pierre Loti Tepesi her zaman yerli ve yabancı turistlerin uğrak adresi oluyor. Havaların güzelleşmesiyle birlikte Pierre Loti'de kısa bir gezintiye çıkıyoruz. Sultan Camii'nin sırtında Haliç'e nazır bir tepe. Adını ise İstanbul aşığı yazar Pierre Loti'den alıyor. Rivayete göre asıl adı Julien Viadut olan yazar, bu tepede bulunan kahveye gelerek Aziyade isimli romanını burada yazmış. Bu romanına ilham veren kişi ise İstanbul'da tanışarak aşık olduğu Aziyade isimli bir kadınmış. Eyüp Sultan Camii yönünden tepeye doğru çıkıldığında Fransız yazar Pierre Loti'nin hayranlıkla Haliç'i seyrettiği ve günümüzde onun adıyla anılan Pierre Loti kahvesi ziyaretçileri karşılıyor. Bu tepeye ulaşmanın en keyifli ve burayı özel kılan yollarından biri ise Eyüp'ten Pierre Loti tepesine uzanan teleferik hattı. Bu hat tepeye ulaşım sürecini keyifli hale getirirken buraya uzanan mesafeleri de ortadan kaldırıyor. Dört bir yanı ağaçlarla çevrili olan bu tepe aynı zamanda İstanbul'un doğasını da gözler önüne seriyor. Eski bir Türk mahallesi hissini tümüyle yaşatan bu tepede bir otel, restoran, tarihi kahve, kafeler ve hediyelik eşya dükkanları bulunuyor. Ayrıca Bizans döneminde inşa edildiği düşünülen Osmanlı döneminde de kullanılan sarnıç, tesisin orta yerinde varlığını sürdürüyor. Haliç manzarasının en iyi görüldüğü noktalardan biri olan Pierre Loti Tepesi'nin bir yanında doğa, bir yanında tarih var. İstanbul'un silüetini maneviyatın ve tarihin harmanıyla süsleyen minareler ve cami kubbeleri bu tepeden oldukça etkileyici gözüküyor. Geçmişten günümüze dek İstanbul'a yolu düşen turistlerin ve gezginlerin akınına uğrayan bu tepe, Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde İdris Köşkü mesiresi olarak geçiyor. Pierre Loti Tepesi, Haliç'in büyüleyici manzarasını izlemek için en doğru adreslerden biri. İstanbul'un çeşitli semtlerinde birbirinden değerli ustaların evine misafir olduğumuz İstanbul'un Zanaatkarları bölümüne gidiyoruz şimdi. Adım Melike Kazas. 1977 Bursa doğumluyum. Yaklaşık 20 yıldır İstanbul'dayım. 2008 yılında İslam Seçen'le tanıştım. İslam Hocam bir cilt sanatçısı. İslam Hoca'nın tabii ki hocası da Emin Barın. Şu anda da zaten Emin Barın atölyesindeyiz. Emin Barın'ın kurduğu ve burada da Cumhuriyet dönemindeki matbaa, ilk matbaa neredeyse ve özel işler yapılan, butik işler yapılan bir atölye burası. Ben cilt sanatına başlamadan önce biraz Ebru sanatıyla uğraşıyordum. Bir iki yıl kadar Ebru sanatıyla uğraştıktan sonra İslam Hocamı tanıdım. Ve cilt bölümü istediğim bir bölümdü zaten. 2012 yılında bu atölyeye taşındı hoca. Bu atölyeyi faal hale getirdi ve burada restorasyon yapılmaya başlandı. Mesleğimin asıl adı mücellitlik. Mücellit cilt yapan, yani kitabın giysisini oluşturan kişi. Kitap yazılır, içerisi süslenir ve en son aşamada onu korumak için ona bir koruma ve muhafaza gerekir. O muhafaza kısmı da mücellit ve mücellithaneden çıkar, mücellitin elinden çıkar.
mesleğim budur. Hocamdan yola çıkarak bunu anlatacağım. İyi bir mücellit, dünya üzerinde ne kadar malzeme varsa hepsini tanımalı derdi. Çünkü mücellitlikte çiviler ve el aletleri kullanıyoruz. Bunlar metalden oluşuyor. Biz deriyi tıraşlayarak ince kağıt haline getiririz. Onun için bıçkılar ve bıçaklar vardır. O yüzden bıçakçılıktan ve bıçak açmadan da anlamanız gerekiyor. İşin içinde daha sonra sanatsal boyutunda altın, kağıt, mühre, aher, bunlar hep kağıt sanatlarına ilgilendirir. Tahta, ahşap, kapaklarda kullandığımız bazen ahşap malzemeler var ya da ahşabı kapladığımız şeyler oluyor. Ahşaptan anlamanız gerekir. Yani bütün metallerden ve bütün materyallerden birazcık olsun anlamanız ve fikir sahibi olmanız gerekir. Çünkü hepsini cilde uyarlarsınız ve cilde kullanırsınız. Ama bir mücellithanenin olmazsa olmazı İstampa dediğimiz, işte arkamda görmüş olduğunuz o büyük aletler. İstampa, bir kitabın üzerine kalıbı basarken kullanılır. Asıl amacı odur, kalıbın o desenini kitabın üzerine çıkarmak. Ama istampayı sadece biz o amaçla kullanmayız. İki kağıdı birbirine yapıştırmak için bile biz istampaya ihtiyaç duyarız. O ağırlığa ihtiyaç duyarız. Daha sonra makas dedikleri, mukavva makası, büyük ebatta kağıtlar ya da kartonlar kesersiniz. O kartonları elde kesmek ya da falçatayla kesmek imkansız. Bu iki şey bizim için çok önemli tabii ki. Biz kitaba açıkçası insan gözüyle bakıyoruz. Nasıl bir insanın kol ölçüsü, bel ölçüsü, işte boy ölçüsü varsa kitabın da kendi ölçüsü vardır. Siz herhangi bir ölçüde bir kitap yapıp kitaba uyarlayamazsınız. Yani kitabın ebat, boyut, hatta şöyle söyleyeyim, kitap çarpık bile olsa ya da çarpık kesilmiş bile olsa, yani gönyesinde uzun kısa, işte bir tarafı daha fazla uzuyor, bir tarafı daha kısa kesilmiş bile olsa, siz kapağı ona göre yapmak zorundasınız. Yani bir nevi terzilik mesleği insana göre, butik terzilik mesleği nasılsa, kitabın o üzerindeki kapağı da içindeki kitaba göre şekil alır. Aslında kitap sizinle biraz konuşur, ihtiyaçlarını söyler. Kalınlığına, inceliğine göre ona nasıl, ne kalınlıkta malzeme kullanacağınızdan bahseder. Yani kitap ne istiyorsa siz aslında onun üzerinden gidersiniz. Yani kararı yine siz vermiyorsunuz, kitap veriyor burada. Teknoloji bizim işlerimizde biraz sekteye uğrattı diyelim bu işi. Eskiden el yazması dediğimiz ya da elde yazılan kitaplar ya da okunur, ele alınan okunur kitaplar matbaadan çıkmış olsa bile okunur kitaplar çoktu ve sizin bunları tamir etme şansınız daha yüksekti. Şimdi artık her şey dijitaldi. Ama dünya üzerinde o kadar çok kitap var ki, bilmiyorum bizden sonraki birçok nesle bile yetecek kadar kitap var dünya üzerinde. Ve kitabın yok olmayacağına inanıyorum ben ne olursa olsun. Çünkü onlara biz özel bir koruma sağlıyoruz. Bizim mesleğimizde teknolojiden faydalandığımız tabii ki bazı noktalar var. Mesela el tıraşı dediğimiz. El tıraşını bugün çıkan yeni teknolojik makineler sayesinde tıraşlayabiliyoruz. Daha hızlı ve daha seri bir şekilde. Ama bu bir taraftan tabii o işin unutulmasına sebep oluyor elde tıraşın. Ama bir taraftan da sizin işinizi kolaylaştırıyor. Teknolojinin bize çok büyük zararları olmadı bence. Yeter ki siz neyi nerede kullanmanız gerektiğini bildiğiniz sürece bize yardımcı ve faydalı bile. Şimdi herkesin çok bildiği bir söz var, söz uçar yazı kalır. Dijital dediğimiz şey de aslında biraz böyle. Yani yazılı olan, elde tutulan, belli bir vücuda sahip olan her şey mutlaka yaşayacak. Elimize yaklaşık 400 yıllık eserler geçiyor elimizden. Hatta daha da eskisi, sanki dün yapılmış gibi, öyle iyi korunmuş ki. Ama şöyle düşünelim, dijitalde olan bir şeyi, dosyanız silindi, işte elektronik cihazınız bozuldu, artık onun geri dönüşü yok. Eğer bir yerlerde tabii ki saklanıyordur ya da muhafaza ediliyordur ama onun aslı, yani o vücut halindeki olan esere herkes sahip çıkıyor. Yani bir şekilde korunuyor. El değiştirmesinin çok bir anlamı yok. En zorlandığımız şeyler tabii ki malzeme sıkıntısı. Malzemeyi edinmek, malzemeyi hazırlamak. Çünkü hayvan bulacaksınız, o hayvanın derisine erişeceksiniz, o derisini koruyacaksınız, tabakhaneden geçecek, ondan sonra sizin elinize gelecek. O kadar zorlu aşamalardan geçip sizin elinize geliyor ki bu, bir eser haline dönüşmek için. Ama artık günümüzde her şeyin laboratuvar ortamında üretilmiş hali karşımıza çıkıyor. Bu yüzden biz malzeme bulmakta biraz tabii sıkıntı çekiyoruz.
Bizim mesleğimizdeki en keyifli nokta, size bir eser geldiğinde siz acaba kaçıncı kuşaksınız bu esere dokunan? Benim ilk aklıma gelen şey açıkçası bu. Dediğim gibi 400 ya da 500 yıllık eserler geliyor ve sizin gibi kaç nesil acaba bu esere dokundu? Beni en çok heyecanlandıran şey o. Ömrünü uzatmak için tekrar bir şans veriyorsunuz. Siz o şansı ne kadar iyi değerlendirirseniz, ona ne kadar iyi muamele ederseniz, biliyorsunuz ki daha sonraki nesillere de aktarılacak. Bu düşünce sanırım en keyifli kısım. Cumartesi güzel bir hafta sonu diliyoruz efendim. Hafta sonu günlüğü programı devam ediyor ve Türkiye'nin en güzel görüntüleriyle baş başayız. Caddesi'nin geçmişten günümüze getirdiği tarihi ve miraslarıyla İstanbul Hafızası bölümü ekranlarımıza geliyor. İstiklal Caddesi ile Cihangir'i birbirine bağlayan Turnacıbaşı Caddesi üzerinde Galatasaray Lisesi'nin arka kapısının hemen yanında yer alıyor Galatasaray Hamamı. Sultan II. Beyazıt tarafından 1481 yılında külliye ile beraber inşa ettiriliyor. Dördüncü nesil olan bir hamam çalışanı olarak düşünün. Babam, dedem, atadan gelen bir alışkanlık diyelim artık. Bir hizmet sektöründe faaliyette bulunduğum son iş yerim benim. Daha önce özel şirketlerde çalıştım. Emekli olduktan sonra da burada hizmet veriyorum 15 yıldır. İkinci Beyazıt, hamamın ve lisenin bulunduğu arsada gezerken tanıştığı dönemin sayılı isimlerinden Gül Baba'ya kendisinden bir isteği olup olmadığını sorar. Gül Baba'da yüzyıllar boyu yaşayacak bir mektep ve hamamın olduğu bir külliye inşa edilmesini ister. Sultan Beyazıt bu dileği aynen kabul ederek 1481 yılında külliyeyi inşa ettirir. Gül Baba'nın yatırı halen külliye içindedir. Ve Galatasaray Hamamı, Gül Baba'nın aynen istediği gibi yüzyıllarca hizmet etmektedir. Güzel oyma kapıdan içeriye girdiğinizde taştan yığma şekilde inşa edilmiş ve ortasında bir süs havuzu gözünüze çarpar. Özenle yapılmış göbek taşıyla ve kalem işi boyalarla bezenmiş duvarlarıyla
klasik Türk hamamı mistik ambiyansıyla sizi içeriye çağırır adeta. Normal şimdi müşteriyi ilk etapta resepsiyonda arkadaşlarımız karşıladıktan sonra soyunma kabinlerimiz vardır. Kabinleri alıyoruz. Gerekli peştemalı, terliği bunlar verildikten sonra içeriye göbek taşını alıyoruz. Göbek taşında bir 20 dakikalık terleme zamanı vardır misafirlerimizin. Bu terleme esnasından sonra görevli arkadaşımız girip içeriye kesesini, köpüğünü yaptıktan sonra tekrar dışarıya o içerideki sıcaklığın seviyesini daha az seviyede hissedebilmesi için, burası biraz daha ılık olduğu için gerekli havlusu sarılır, dışarıya alınır. İkramlarımızda bulunuruz. O misafirin o anki servisi bitmiş olur. Ha, masaj olarak düşünülürse masaj içinde yukarıda kabinlerimiz vardır, masaj kabinleri. Yağlı masaj kullanılıyor sadece şu an. Hamamın içerisinde daha önce yapılan sop masaj dediğimiz, yani sabunla yapılan masajı pandemi dolayısıyla yapmıyoruz. Kim bilir kaç gelin hamamı, damat hamamı, adak hamamı, hamamda kız beğenme gibi bahanelerle bu tarihi mekana gelindi. Eskiden yıkanmak için hamama gidenler, yiyecek içecek ve müzik eşliğinde hamam sefasına anılarını bırakırken, pek çok dizi ve filminde çekim mekanı olur. Muhteşem Yüzyıl dizisinin bir sahnesi de burada çekilir. Galatasaray hamamındaki tellakların elinden geçmiş ünlü bir aktör de var. John Travolta bıraktığı bahşişlerle dönemin gazetelerine manşet olur. ...1481 yılında Galatasaray Külliyesi içerisinde yer alan alan burası. Zamanla hep hamam olarak çalışmış. Daha önce burada Galatasaray Lisesi'nin olduğu bölümlerde askeri kışla olarak düşünülen faaliyet varmış. O zaman oradaki askerlerin burada yıkanması için oraya bir kapı açılmış. Öğleye kadar o insanlar burada hizmet almış. Öğleden sonra halka ait kapı açılıp halka hizmet verilmiş. Bugüne kadar hep hamam olarak çalışmış. Vitray camlı tavanından sarkan görkemli avizesi ve duvarlarındaki çinili kısımlarıyla tarihini modern dokunuşlarla tazelemiş hamamda defile de yapılmış, tanıtım filmleri de çekilmiş. Günümüze kadar cazibesini kaybetmeden gelen bu kültür, mimari estetik gözetilerek inşa edilmiş tarihi hamamlarda yaşatılmaya devam ediyor. Hüseyin Bey rahmetli, kendileri özveri olarak 1960'ta burayı restore ederken elinden geldiğince dokuya hiç zarar vermeden, sadece kabin bölümlerinde bir restorasyon yaparak bu hamamın tek değişikliği budur. Onun haricinde herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Galatasaray Lisesi öğrencilerinin faydalanması için yaptırılan tarihi hamam, günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmaya devam ederken, tüm ihtişamıyla yeni ziyaretçilerini bekliyor. Günlük programının bugünlük sonuna geldik efendim. Güzel bir cumartesi günü geçirmenizi diliyoruz. Yarın saat 10'da tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Son gül dağıldı, son kuş uçup gitti. Şimdi yaz. Yol yol sürüklenen sarı yaprak sesindedir. Eşsiz güzelliğiyle hayalimde hep Boğaz. Gönlüm yaz ortasında bebek bahçesindedir. Üstünde incecik buğdan tül tül öbür kıyı. Sakin bir öğle sonrası hazzıyla uykuda. Bir ses hüzünle perdeli bir eski şarkıyı rüyada bir dua gibi söyler küçük suda. Artık uzak ve hatıralaşmış güneşli yaz. Yaprakların tabiatı örten paspasındadır. Her an yaz ortasında hayal ettiğim Boğaz.
masmavi göz kapaklarımın arkasındadır.